Merhaba arkadaşlar. Bilim Eğitim 66'ya hoş geldiniz. Bu videomda 555 entegresi ile basit düzeyde bir PWM sinyalinin elde edilmesi ve DC motor hız kontrolünün nasıl yapıldığının görülmesi konusunda bir sunum yapıyorum. Arkadaşlar, burada gördüğünüz elemanları temin edip devreyi bu şekilde kurarsanız büyük ihtimalle çalışacaktır. Güvenli bir simülasyon programıyla bu devre tasarlandı ve çalıştırıldı. Osiloskop ekranında PWM sinyalini görüyorsunuz. Sinyali 555 entegresi ile şu bağlantı ile hazırladık. DC motorumuzu 2N2219 transistörü ile sürdük. Eğer sizin motorunuz daha güçlü ise daha başka bir güç transistörü kullanabilirsiniz. PWM sinyalimizi osiloskop ekranında görüyorsunuz. Darbe oranı boşluk oranından daha küçük ve motorumuzun hızı şu şekilde. Ben şimdi motorun hızını değiştirmeye çalışıyorum. RV1 ayarlı direnci ile motorun hızını değiştireceğim. Şu şekilde değişiklik yaptığım zaman PWM sinyalimin de değiştiğini ve darbe süresinin daha da uzadığını gördünüz ve motorun hızı da gördüğünüz gibi arttı. Motorun hızını tekrar düşürüyorum. Evet. Darbe süresini azalttığım zaman motorumun hızı da düştü. Tekrar artırmak istersem şu şekilde motorun hızını artırabiliyorum. Umarım bu videom ve burada tanıttığım devre ve yorumlar sizin için faydalı olmuştur. Size bir katkı sağladıysa fikirlerinizi ve yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Gelen beğeni ve yorumlara göre benzer videolarımı yayınlamayı sürdüreceğim.